Engelsiz Yaşam programından merhaba sevgili seyirciler. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nden yeni bir bölümle karşınızdayız. Ve konuklarımız Begüm Pusat, Mahsun İpekişen. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz efendim. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizinle olmak gerçekten çok keyifli, çok mutluluk verici bizim için. Teşekkür ederiz. Teker teker tanımak istiyoruz sizi. Sizden tabii başlayalım lütfen. Tabii. Ben Mahsun İpekişen. 2009'da başladım. 2009'da Oo, başladım. Yaklaşık 10 senedir yapıyorum. Evet, sporu. Aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi personeliyim. Öyle mi? Aynen, çalışanıyım fuarda. Öyle mi? Fuar halı sahada görevliyim. Sporun dışında aynen, işiniz de var. Aynen. Harika. Bu meslek sayesinde eşimle tanıştım. Ay, ne sporla, kadar güzel. Basketbolla beraber yaklaşık bir senedir evliyim. Ne kadar aynen güzel. Şimdi harika bebeğimiz olacak. Allah kısmet ederse. Aa, 7 aylık güzel eşim. Çok güzel. Çok güzel. Özel sebeplerden dolayı da eşim evde şu an. Öyle. Bebeğiniz de geliyor. Bebeğimiz de geliyor. Allah kısmet güzel ederse. Her şey yolunda gidiyor çok hayatınızda şükür, değil şey mi? Yolunda. Peki basketbol neden? Nasıl tanıştınız? Ben 2009'da bir arkadaşımın tavsiyesiyle annemle hastaneye gidiyordum 2009'da. O arkadaş dedi, o da sporu yapıyordu. Tavsiye etti, işte ben basketbol oynuyorum dedi. Sizin de yani benim sokak aralarında böyle hızlı hızlı gittiğimi, aktif olduğumu gördü. Aynen. Sizin de bu sporu yapabilirsiniz. Yani hocamız da buyurun gelin tanışın saat 1'de. Onun tavsiyesiyle geldim 2009'dan beri. Bir daha da vazgeçilmez oldum yani sporla. Oldu sizin için değil aynen mi? Aynen. Ne kadar güzel. Başka bir sporla ilgileniyor musunuz? Yok, sadece basketbol. Evet. Peki aldığınız madalyalar vesaire, başarılar, onlardan bahsedelim mi? Var mı? Geçen sene ikinci olduk. Türkiye ikincisi. Fenerbahçe'yle bir baskette kaybettik. 2013-2014'te milli takım, genç milli takımda yer aldım ilk 12'de. O zaman da işte tecrübesizdik, daha yeni yeni başlamıştık. 10 senedir basketbol oynuyorum ve çok mutluyum. Gerçekten de bütün engellerin sporla ilgisi olmasını çok isterim yani. Çok doğru söylüyorsunuz. Evet. Peki engeliniz doğuştan mı? Doğuştan. Doğuştan. Evet. Doğuştan. Ne kadar güzel. Basketbol yani bir sporla tanışmanız ne kadar keyifli olmuş, sizin için ne kadar faydalı evet olmuştur değil evet mi? Evet. Hayatınızın, yani evlilik hayatınıza kadar gelmiş bu. Aynen öyle. Ne kadar şimdi güzel. Bir yıl önce Aydın takımıyla, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile hazırlık maçı yapıyorduk. Eşim orada oynuyordu. O da mı oynuyor? Aynen, basketbol. Aynen, basketbolcu. Harika. Aynen, eşim basketbolcu, o da engelli. Harika. Ben de engelliyim. Aydın takımıyla tesadüfen orada hazırlık maçı yapıyorduk. Orada tanıştık basketbolda. Ve çok güzel. Öyle devam İyi ki tanışmışsınız. İyi ki tanışmışım. Ya spor gerçekten hayatımı değiştirdi. Değil mi? Bambaşka, hem maddi hem manevi. Doğru. Kulübümüz de sağ olsun bu doğru konuda çok destek veriyor. Doğru. Her şey yani elimizin altında. Sağ olsunlar. Değil mi? Aynen. Değil mi? İmkanlar o zaman hiç bırakmıyoruz. Mükemmel. Aynen. Devam spora ediyoruz. Hayalleriniz, amaçlarınız var mı? İdealleriniz? Hayallerim milli takımda, A milli takımda yer almak. Onun için de elimden gelen çabayı gösteriyorum. Daha 25 yaşındayım. Aynen. Gencim. Çalışarak. Daha çok uzun aynen spor hayatınız aynen olacak. Çalışarak. Daha sonra da antrenör olarak. A milli aynen. A hayallerim milli. A milliye. Ne kadar güzel. Evet. Umarım öyle olur. İnşallah. Biz de sizinle tanıştık. İleride öderiz. Biz tanıyoruz. Evet. Mahsun Bey'le tanışmıştık. Röportaj yapmıştık diyeceğiz. İnşallah. Ne kadar güzel. Efendim hoş geldiniz de tekrardan Begüm Hanım. Siz hoş nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim efendim. Sizi tanıyalım lütfen. Ben Begüm, 15 yaşındayım. Yaklaşık 7 ay önce bu spora başladım. Daha önce koşan basketbol oynuyordum. Beşiktaşlıyım ben. Buraya aslında koşan basketbol olarak gelmiştim. Burada normal basketbol oynuyordum 16-18'de. Beşiktaş'ın buraya geleceğini öğrendim tekerlekli sandalyede. Ben de sadece taraftarlık ve tezahürat yapmak için geldim buraya. O an hiç bununla alakam yoktu. Birkaç kere teklif ettiler ama reddetmiştim. O zaman hani oynayabileceğimi bilmiyordum, çekiniyordum. Ondan sonra buraya geldikten sonra maç bitti. Cem abi var Beşiktaş'tan. Onunla konuştum. Antrenörüm Erdin Çocay'la konuştum. Ve hani denemek için bir kere gelmeyi göze aldım. Geldim ve geliş o geliş. Abilerimi çok sevdim. İlk başta sadece abilerimle hani antrenman yapmak için geliyordum. Ondan sonra sporu çok sevdim. Hocalarım, yöneticilerim destek oldular. Ne kadar güzel. Ne iyi olmuş. Peki bilmeyen seyircilerimiz için koşan basketbol anlamı nedir? Normal basketbol. Yani niye koşan koşarak basketbol diyorsunuz evet siz ona? Tamam. Bilmeyen seyircilerimiz için. Evet. Belki daha farklı bir şey gözlerimde canlandırırlar. Ne kadar güzel. İyi yapmışsınız ve çok gençsiniz. Bu yaşta
basketbola başlamak, yani basketbol için bilmiyorum yaşın sınırı nedir ama çok iyi olmuş sizin için de, değil mi? Evet, öyle oldu. Yani spor hayatınızı anlamanız çok güzel gerçekten. Ve gerçekten hayatımı değiştirdi. Buraya geldiğimde, hani bu sahaya girdiğimde engel diye bir şeyin kalktığını gördüm. Değil burada mi? Herkes engel tanımıyor. Herkes çok özgür yani. Çok güzel bir şey bu. Çok değil güzel mi? Bir atmosfer. Dostluklar, arkadaşlıklar harikadır. Aynen. Takım ruhu diye bir burada şey var. Burada tam bir aileyiz. Yani ailemizden daha çok burada arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Yani tam bir aile ortamı burası. Kulübümüz de bu konuda gerçekten çok çok destek veriyor. Yani her türlü imkanı bize sağlıyor. İyi ki varlar yani. Ne kadar güzel. Peki takım arkadaşlarınızla ayrıca görüşüyor musunuz dışarıda da? Tabii. Değil daha mi? Geçen gün kaptanımızla Ersin Sayın, kaptanımızla ailesiyle beraber, ben de ailemle İnciraltı'na gittik. Aynı orada kadar oturduk, güzel. Sohbet, muhabbet ne öyle. Kadar güzel. Kahvaltıya gidiyoruz arkadaşlarımızla tabii. Genellikle. Tabii, ya, tabii. Bir aile gibiyiz artık yani. Aynı takımdasınız değil mi? Evet, Antalya'da aynı takımdayız. Evet. Kulübün takımında oynuyorsunuz. Evet. Karma oluyor. Aynen. Değil mi? Bayan da oluyor. Bayan da bayan milli takım da var. Aha. Genç bayan milli takım da var ama normal Süper Lig'de hem bayan hem erkek de oynayabiliyor. Aynen. Puan avantajları var bayanların. Öyle puanları mi? Düşüyor. Aynen. Anladım. O şekilde oynayabiliyorlar yani. Kamplar nasıl gidiyor? Bir sporcu için kamp çok önemlidir çünkü. Aynen. Nasıl gidiyor? Erdinç hocamın desteğiyle U24 Genç Milli Takımı'na seçildim. Buraya başladıktan birkaç ay sonra. Kamplar yoğun geçiyor. Yani oradaki antrenman temposu yüksek oluyor. Günde çift antrenman yapılabiliyor. Ondan sonra Tayland'a gittik. Tayland'da turnuvadaki en genç oyuncuydum. Gerçekten mi? Evet. Orada kulüp olarak mı gittiniz? Yok. Yok. Milli takım yok, olarak. Milli takım, genç milli genç takım. Milli takıma arkadaşımız seçildi. Seçildiniz. Aynen. Ve Tayland'a gittiniz. Şu an gittim. Genç, en genç milli takımda. Oyuncu ben oldum. Sizsiniz. Çok güzel. Nasıl geçti Tayland? Güzel geçti. Orada İzmir'imizi ve ülkemizi temsil etmek için elimden geleni yaptım. Aynı şekilde bir ablamız daha vardı buradan. Çabaladık çok. Güzel bir deneyim oldu. Sonuçta dünya şampiyonası. Kesinlikle, kesinlikle. Değişik insanlarla tanıştınız. Evet, bir sürü sporcuyla tanıştınız değil mi? Var mı aklınızda kalan bir hatıranız, unutamadığınız bir ne bileyim bir anınız? Ben çikolata sanıp akrep yiyordum. Unutamadığım oydu. Öyle mi? Evet. Çok güzel. İyi, güzel. O da güzel. O da bir hatıradır sizin için. İşte Tayland deyince demek ki aklınız o. Çok güzel. Yani böyle genç, gerçekten pırıl pırıl insanlarsınız ve engelleri engel olarak görmeyip, ki engel değil zaten. Kendinize vakit ayırıp dışarı çıkıyorsunuz. Kendinizi sosyalleştiriyorsunuz. Bu çok önemli gerçekten. Evet. Gerçekten çok önemli. Aynen. Tebrik ediyorum sizi. Çok teşekkür ederiz. Ne kadar teşekkür ederiz. Çocuğunuzu da inşallah ileride sporcu olarak yetiştirirsiniz. İnşallah. Değil aynen. mi? Büyük hedefimiz o zaten. Anneden babadan, sporcu aynen, anneden babadan. Aynen, sporcu olan. Aynen. Değil mi? Çocuğumuz da peki, sporlu. Peki idealleriniz neler? Sizin neler? Hayalleriniz? Benim hayallerim milli takım altında daha evet. çok başarılara ulaşmak. Hı-hı. Burada abilerimle başarı sağlamak. Hı-hı. Kupayı kaldırdım. Geçen sene abilerimi izlediğimde onlar çok iyi oynuyorlardı. Ve zaten şampiyonluğu çok az bir şekilde kaçırdılar. Şanssızlık diyebiliriz. Ve benim hayallerim abilerimle oynamak. Abilerimle İzmir'imizde kupa kaldırmak, şampiyon olmak. Milli takımda İstiklal Marşı'nı herkese dinletmek. Ya, değil Ay Yıldız en üst seviyeye değil taşımak. Mi? Değil mi? O İstiklal Marşı ile birlikte evet. ne kadar keyifli olur. Evet. Çok gurur. Peki okuyor musunuz? Okul... Ben lise 2'ye geçtim. Başka bir spor yapıyor musunuz? Ben şu an bununla ilgileniyorum. Diğerleri hobi, taraftarlık. Evet, değil mi? Yani spor olunca tabii hem taraftar hem oyuncu. Sporun içindesiniz sürekli evet. zaten. Peki sanatla ilgileniyor musunuz? Sanki böyle resim çizermiş falan gibi bir tarzı. Yok. Bende de yok. Öyle mi? Yok. Hani böyle el işi, hani resim çekmek, resim yapmak gibi bir yok. Şey. Yok. İyi, ben teşvik edeyim o zaman sizi. Güzel, çok güzel. Aileler destekçiniz. Ailemiz sonsuz destekçiniz, sonuna kadar değil destekliyorlar mi? Evet. Sonuna kadar destek. Eşim de sporcu olduğu için ona da destekliyorlar, bana da. Yani ailemle ilgili hiçbir sıkıntı yok sporla ilgili. Yaklaşık 10 senedir zaten destek veriyorlar. Ya, değil elimizden mi? Gelen desteği veriyorlar. Geliyorlar yani. Mı izleyici olarak, taraftar izliyorlar mı? Maçlarımıza gelmeye çalışıyorlar ya. Evet. Peki başlarda endişelendiler mi? Hani düşersiniz. Annem bir keresinde Beşiktaş maçıydı sanırım. Kafa kafaya gidiyordu. Annem gelmişti bunu. Kalp krizi geçirecekti. Yani ah, heyecandan. Canım,
Tabii. Kafa kafaya gittiği için heyecanlanıyordu. Hadi oğlum, hadi oğlum. Bir de ben oynayınca derse hani fenalaştı burada aynen. Ah canım. Birdenbire fenalaştı. Evet. Allah korusun. Aynen. Ah canım, tabii heyecanlanmaz mı? Elimden geldiğince onu getirmemeye çalışıyorum zaten maçlarımıza evet, buraya. Evet, doğru, haklısın. Evet. Sizin? Benim ilk başladığımda düşmelerden dolayı annemin böyle bir çığlıkları oluyordu. Tabii. Mesela antrenmanlarda falan. Ben de düşmekten çok korkuyordum buraya ilk geldiğimde. Çünkü hani sandalye var ve hani bir acı, canım acır diye çok korkuyordum. Doğru. Düştüğümde ilk annem, ben Samsun'daydım, Türkiye şampiyonasındaydım. Hı hı. O zaman bir çığlık atmıştı böyle ama onun dışında zaten çok yüksek tempoda hani henüz oynayamıyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Herhalde çok heyecan olmadı ya da böyle korku, fenalaşmak olmadı. İzliyorlar sizi işte, onlar da mutlu oluyorlardır. Siz mutlu olunca onlar da çok mutlu oluyor tabii. En büyük taraftarlarınız onlar, tezahüratçılarınız onlar sizin değil mi? Kardeşleriniz var mı? Yok. Yok sizin? Benim 7 kardeşim var. Ooo, yani, kalabalık bir ailesiniz. Aynen. Bir kardeşim, ablam, abim, kalabalığız yani. Aynı kadar güzel. Evet. Peki buradan sizi izleyenlere ne tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Ya, engelli engelsiz herkesi. Yaklaşık evlerinde oturmasınlar. 15 senedir ben evdeydim. Çıkamıyordum yani. Dışarıya çıkmak istemiyordum daha çok. Yani bu spora başladığımdan beri 2009'da başladım. Ve 10 yıldır eve gitmek istemiyorum artık. Yani kendimi spora adamışım artık. Kadar İşimdeyim aynen. Elimden geldiğince spor salonunda artık yani o kadar seviyorum ki kalpten işten yaptığım için spor salonunda uyuyup kalkmak istiyorum. Ne güzel. Aynen. Çok seviyorsunuz. O kadar işten yapıyorum yani spora. Çok o yüzden evde oturmayın diyorsunuz aynen, değil mi? Aynen. Bütün engelli kardeşlerimiz evde kalanlar, ailesi ilk destek olurlarsa zaten. Öncelikle onlar ailelere spora seslenelim aynen, bence. Aynen, değil aynen, mi? Aynen. Evde oturmasınlar, alsınlar çocuklarını. Aynen öyle. Spor sadece basketbol değil yani. Tabii ki bir sürü. Bir sürü branş var. Onlara da... Bir önceki bölümümüzde biliyorsunuz Kemal Başkanımızla da konuştuk. Evet. O da dedi 36'ya yakın branş var. Branşımız var, evet. Engelli evet. sporu evet. var. Aynen. Ne kadar güzel. Yani evet. muhakkak bir tanesiyle ilgilenebilirsiniz. Aynen öyle. Ya sadece basketbol değil. İstedikleri hoşlarına giden bütün branşlarda da oynayabilirler. Tabii yani. Ki bir sürü var. Aynen. Voleybolu, masa tenisi. Bütün imkanlarımızı... Masa tenisi çok güzel mesela, izledim. Aynen, aynen. Bütün imkanlarımızı belediyemizde, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunsoyer Başkanımız, bütün imkanlarımızı veriyorlar yani. Destek ellerinden oluyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Aynen, aynen öyle. Evet, aynen. Duyuyoruz geldiğimizden beri sağ olsun Tunç Başkan da çok destek oluyormuş. Aynen. Onu da teşekkürlerimizi aynen iletiyoruz. Aynen teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değil bana. Mi? Gerçekten evet. öyle. Okul nasıl gidiyor peki? Okul güzel gidiyor. Okulla sporu aynı anda götürmek elbet biraz zor biraz oluyor. Biraz zor oluyor değil mi? Genel olarak böyle hani sırada oturduğumda artık burayı o kadar çok sevdim ki hani aklım hep burada oluyor. Mesela ders sonra şimdi abilerim antrenmana başlamıştır falan o çok kötü oluyor. Şimdi bir sporcunun tabii okulla birebir götürmesi dediğiniz gibi biraz zor. Zor. Ama bu konuda mesela ben bir endişeliyim. Benim de oğlum çok küçük gerçi ama hani basketbol oynuyor. Hani ya bu çocuk okumazsa falan diye endişelendiğimiz oluyor. Çünkü hayatı onun da basketbol. Top da kalkıyor. Ama şeyiniz var mı? Olmak istediğiniz bir meslek? Olmak istediğiniz? Ben hani koşandayken de hep basketbolcu olmak istiyordum. Buraya geldim. Burada da basketbolcu olmak istiyorum. Hani eğitimden çok spora önem veriyorum ben. Eğitimde hani... Anneniz bu konuda ne düşünüyor? Onu hiç sormayalım. Eyvah. Duydu ama galiba. Bence gene de siz de akademik olarak... Besyo tarzı üniversitede yine sporla beraber sporla getirecek beraber. Bir daha. Evet, evet. Gene de onu yani şey yapalım. Burayı keselim. Anneye duyurmuyorum. Ama sanıyorum duydu. Yani akademik olarak da tabii ki ilerlerseniz sporla aynı şekilde götürebilirsiniz. Spor akademisi olabilir mesela. Evet o tarz. Değil mi? Böyle sporla aynı anda götürebileceğim. Çok seviyorsunuz belli. Zaten sevmeden yapılmıyor. Aynen. Kesinlikle yani yapılmıyor, olmuyor. İçten bir yere lazım. Kadar değil mi? Evet. Yani o topun sesi, o aynen. tezahüratlar, maçlar. Haftada kaç gün idmanınız oluyor? Ya normalde 5 gün, haftanın 5 günü ama biz cumartesi, pazar da gelmeye çalışıyoruz. Sağ olsun kulüp başkanımız da bu yönden salonu her türlü imkanını bize sağlıyor. Onda hiçbir sıkıntı yok. Aynen. Haftanın 7 günü burada olabiliriz yani 2 saat. 2 saat boyunca. Ama işte takım günü. Olunca takım arkadaşlarıyla sohbetler. Takım arkadaşlarımızla kendimiz telefonlaşıyoruz, WhatsApp'tan mesajlaşıyoruz, konuşuyoruz. İşte diyoruz saat 2'de gelelim ya da 1'de gelelim. Saat kime uygunsa o saatte burada oluyoruz.
Hocamız da başımızda oluyor. Şu an milli takım yardımcı antrenörü. Aynen. Milli takımda şu an İstanbul'da. O da başımızda oluyor. Elinden geldiğince bize destek olmaya çalışıyor. Peki karşınıza çıkan zorluklar oluyor mu? Önce size sorayım. Sporla ilgili mi yoksa hayır, genel olarak mı? Genel olarak yani engelli hayatınızda karşınıza çıkan zorluklar. İster istemez engel çıkıyor karşımıza. Onlar engelliyor sizi biliyorum. Aynen, aynen. Her insan bir engelli adayıdır. Aynen, bunu hiçbir öyle. Zaman unutmamamız aynen. lazım. Engelli kardeşlerimiz de elimizden geldiğince destek olmaları lazım yani. Bu konuda. Yollar çok sıkıntılı oluyor değil yollar mi? İster istemez evet. Evet. Yollara engelli yolları olduğuna rağmen arabalarımızı oraya park ediyoruz. Engelli otoparklarımıza ben mesela... Özdile'ye falan gittim de incir altına. Engelli olmayıp da yani görüyorum yani sağlam ama oluyor. engelli yerlerini daha arabalarını bırakıyorlar. Gerçekten. Aynen. Artık daha o kadar değil. Biraz daha hoşgörü karşılayabiliriz yani bu daha çok duyarlı olabiliriz bu konuda. Peki akülü arabalarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Akülü araba bizim için bir tehdit. Nasıl bir tehdit? Tembellik. Aynen tembellik. Elimizden geldiğince bütün yani sadece spor yapanlar için değil. Ya spor yapmayan arkadaşlarımız engelli olup da yani bizim için kilo çok kötü bir kayıp yani çok kötü bir şey. Doğru. O yüzden elimizden geldiğince aktif sandalyelerle ellerimiz en kötü yani spor yapmasak bile ne hantallaşmasın. Aynen, ama onların daha kolay kullanıldığını yani daha özgürlük alanlarının daha genişlediğini söylüyorlar. Ya o daha çok engelli arkadaşlarımız yani ellerini kullanamayanlar için onlar daha avantajlı yani bizim için değil. Doğru tabii siz çok rahat biz aktif olduğumuz için aynen doğru. Bir de sporcu olduğumuz için hantallaştırıyor. Sadece bir vites kişiyle kullandıkları için. Aynen. Düğmeye konular... basıyorsun gidiyor yani. Doğru. Evet. Bir de spor yapmayınca tabii ihtiyaç da duymuyorlardır belki. Büyük bir ihtimal öyle. Herhalde öyle olur. Evet. Ay ne kadar güzel ya. Tanıdığıma çok sevindim. Tanıştığınızda çok sevindim gerçekten sizinle. İzlemek istiyoruz sizi. Keşke bir maçınız olsaydı gelirdik biz buradayken. Evet, iki ay sonra sezonumuz başlıyor. İki ay sonra aynen, gelelim. Bir, ekibimizle konuşalım. Evet. Sizi izlemeyelim. Tanıdık olunca, konuğum da olunca gerçekten bir yakınlık oluyor. Bekleriz sizi. Ve seyirci olarak desteğe ihtiyacımız var yani. Doluyor mu peki stat? Ya, yok. Fazla. Ailelerimiz aynen. dışında. Yani bilgileri olmadığı için daha çok gelemiyorlar. Ailelerimiz bizi yalnız bırakmıyor. Çoğu arkadaşlarımızın ailesi var işte. Onlar bizi yalnız bırakmıyor. Kalabalık olursa bizim için destek olursa bizim için daha iyi olur. Aynen. Ya değil mi? Evet. Nasıl duyurmanız gerekiyor sesinizi? Efendim? Nasıl duyurmak bizim hocamız gerekiyor? Genellikle o konuda çok sıkıntı çekiyor. Çekiyor. Aynen. Galatasaray, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin taraftarı geldiğinde yüksek sesli olduğu için bazı arkadaşlarımız artık oyuna konsantre olduğu için sesini hoca duyuramıyor. Bu konuda çok şikayetçi. Doğru. Evet, öyle bir tezahürat işin kısmı tabii aynen, buna girince. Aynen. Davullarla falan geldikleri için bazen. Tabii yankı yapıyordu iyice. Aynen öyle. Ama kapalı salon olduğu için. İşin de keyif o değil mi? Davulu zurnalı seyirci yani. Evet. O sizi daha çok teşvik ediyor. Heyecan orada ediyorum. Zaten değil size. Değil mi? Evet, evet. Peki herhangi bir kaza falan geçirdiniz mi yani oynarken bir tehlikesizlik? Sporda mı? Ya o böyle büyük kazalar değil de omuzumuz incilir. Kolumuz incilir, parmağımız kanar. Düşünce kalkmayı öğrendik diyorsunuz aynen, zaten. Aynen, aynen. Yani buradan korkmasın seyircilerimiz de. Yok. Yani hiçbir şey olmuyor sevgili seyirciler görüyorsunuz. Evet, aksine bizi izleyen, aşık oluyorlar. Aynen bizi izleyen spora. Seyirciler geldiklerinde ilk şok oluyorlar. Yani düştüğümüzde hemen kalktığımızı görüyorlar. Yani böyle çığlıklar bilene geliyor aynı. Salona çığlıklar bilene geliyor. Tabii. Sonra alışıyorlar. Yani bir iki geldikten sonra alışıyorlar onlar da. Biz de ilk geldiğimizde arkadaşımız ilk geldiğinde çarpıştığımızda korkuyordu ister istemez. Evet gördüm. Bayağı çarpışıyorsunuz çünkü. Aynen. Çarpışan araba gibi. Çarpışan yani. Arabalar gibi. Evet. Ama hiç oralı da değilsiniz. Yani çarpışıyorsunuz ve olur başka bir sürü sonra. Evet evet. Yani evet. Tabii bir tekniği bir usulü var aynen, belli ki. Aynen. Ama böyle düştüğünüzü hiç görmedim. Doğrudur. Düşen... İsterseniz düşeyim. Yok düşmeyin ne olur. Ben ilk defa göreceğim bir şey endişelenebilirim. Aynen işte ilk izlediği seyirciler gelip izlediği için ama bunu sürekli gelip izledikleri zaman alışıyorlar. 1, 2, 3 alışıyorlar nasıl sonra. Nasıl kalkar diyorlar. Aynen öyle, aynen öyle. Yani korkulacak bir şey olmadığını buradan söyleyeyim. Yok, yok. Tehlikesi yani basketbolda tehlike yok. Basketbol sporda yok daha sporda doğrusu. Yok. Aynen. Ya muhakkak aynen. sakatlanmalar olur. Sakatlanmalar ama oluyor. Yani öyle hayati tehlike yok. Söz konusu değil. Yok. Aynen. Peki özel hayatınızda neler yapıyorsunuz sporun dışında? Genel olarak ben ailemle, arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Okuldaki arkadaşlarımla.
burada başka taraftar olduğum takımı izliyorum. Ya genel olarak benim hobilerim de birazcık spora dayalı. Sporu çok seven biriyim. Onun dışında arkadaşlarımla görüşüyorum, müzik dinliyorum. Şiir okumayı severim. Genelde şiir okurum. Aa, çok güzel. Harika. Takım arkadaşlarınızla görüşüyorsunuz. Evet, tabii. Abilerimle görüşüyorum. Tabii. Peki sizin karşınıza çıkan zorluklar nelerdir? Bizimle paylaşmak ister misiniz? Günlük hayatımda... Canınızı sıkan en hani zorluk mesela nedir? Benim daha çok duygusal olarak zorluğum oluyordu. Benim doğuştan hem sol elimde de engel olduğu için. Mesela arkadaş ortamımda hani biri onu anladığı zaman direkt o ortamdan hani uzaklaşma isteği geliyordu içime. Sürekli saklama çabalarına giriyordum. Mesela yapamayacağım bir hareketi gördüğüm zaman denemek yerine direkt kaçmayı tercih ediyordum. Biri anlamasın, kimse engelli olduğumu görmesin diye. Zaten hani ondan sonra bu takıma geldim. Abilerimi gördüm. Bana güç verdiler. Hani engelin aslında engel olmayacağını anladım. Peki sizin doğuştan mı? Benim doğuştan, evet. O yüzden küçüklüğümden beri hep böyle engelimi saklamaya çalışıyordum. Elimi saklıyordum. Hani o tarz aktivitelerden uzak duruyordum. Kelle yapılacak şeylerin tek elle yapmaya çalışıyordum. Hani kimse anlamasın, kimse sormasın diye. Anlayan olunca da oradan uzaklaşıyordum. Genel olarak benim hep duygusal önüme engeller çıktı. Buraya gelmeyi de işte o yüzden çok erteledim. Hani sürekli çekiniyordum. Ya arkadaşlarım duyarsa, ya arkadaşlarım öğrenirse diyordum. Ama sonra buraya geldiğimde dedim ki hani öğrensinler, bu çok güzel bir şey dedim. Değil Hatta mi? Arkadaşlarımı antrenmanlarıma çağırmayı düşündüm. Onlarla konuştum. Ah, harika. Ama işte bunda en çok abilerimin desteği oldu. Hocalarımın desteği, yöneticilerimin desteği oldu. Onlar açtılar, ön yargımı kırdılar, sevgimi kazandılar. Ve bu günlük hayatıma da çok etki sağladı. Mesela artık arkadaşlarım hani anlayınca evet bir engelim var diyebiliyorum. Ya da hani bir şey deneyebiliyorum. Bu konuda çok büyük bir katkı oldu benim hayatıma. Bu sosyalleşme bir spor sayesinde oldu tabii, değil mi? 5 ay oldu değil mi başlıyordu? 7 ay oldu. 7 ay oldu. Ne kadar yeni daha, ne kadar güzel. Taze. Ama epey de yol kat etmişsinizdir bence. Çünkü gördüm. Ya geliştirmeye çalışıyoruz sizi. Kendimizi. Yani şöyle usulen atmak falan. Çok şey yokmuş zaten. Engelsiz basketboluyla arasında çok fazla fark yokmuş. Sadece evet. Bir takım kurallar farklı. Ya mesela 3 saniye orada yani biz altyapıda en azından önemli olmuyordu çok fazla. Burada direkt hani 3 saniye olayı oluyor. Bir önceki programdan hani İsmail abinin dediği gibi 3 kere vurmak. Orada da zaten 3 adım. Burada da adımlar böyle. Yani hemen hemen aynı şey. Çok fazla fark yok. Evet. Saha aynı. Evet, ölçüler aynı. Her şey aynı. Her şey yani potanın boyu da aynı. Evet, her şey aynı. O işiniz çok zor ama. Gerçekten. Nasıl o kadar uzanıp da öyle atabiliyorsunuz? Ben de deneyeyim de. Gerçi yani ben de hiç yetenek yoktur manada ama. Gerçekten çok zor işiniz. Değil mi? Maçlarda heyecan oluyor. Sonsuz heyecan. İster istemez. Ya ne kadar güzel. Tatlı muhakkak, heyecanlar oluyor. Muhakkak izlemek istiyorum. Seviniriz. Gelip izlemek istiyorum. Tabii sizi. Ya da işte siz bana videolarınızı yollayın. İnşallah. Değil mi? Evet. Gerçekten. Siz neler tavsiye edersiniz peki? Sizden küçüklere, sizden büyüklere, engelli engelsiz, herkese. Bence herkes spora yönelmeli. Ya da evde bir sanata. Oturmasınlar. Evet, evde oturunca hani yeteneklerini söndürüyorlar. Kendi geleceklerini söndürürler bence. Hem spor sadece gelecek için değil de sosyalleşmek açısından ya da sanat. Çünkü oraya gittiğinde bir sürü yeni insan tanıyor. Bir sürü hayatına yeni kişiler, yeni kazancı çok fazla oluyor. Yani bunun eksisi olmayan bir şey bence bu. Ve engelliler için de kimse bence hani engelim var, hani ben spor yapamam dememeli. Çünkü o çizgiden içeri girdiğinde herkes eşit oluyor. Ve hani hiçbir engel olmuyor. Değil mi? Engelsiz, özgür bir şekilde istenilen spor yapılabiliyor. O sahadan adımını attığın zaman. Doğru. Hani doğru. Çok bambaşka bir duygu bence. Ve herkes bunu denemeli. Hani katılsın demiyorum ama bir kez olsun denemeliler bence. Önyargılarını kırmalılar. Aileler araştırmalı. Çocuğun istediği spora yönlendirmeli. Ya da sanata ilgisi varsa sanata yönlendirmeli. Tabii yani spor, sanat, müzik hepsi bunların yapılması gereken şey. Yapılır, yapılabilir. Dediğimiz gibi engel değil ki. Yani engel kalptedir. Hep öyle diyoruz biz. Bizim ekibimizin mottosu. Engel kalpteyse engeldir diyoruz. Beyindeyse engeldir diyoruz. Engel dinliyoruz zaten. Aynen öyle. Yoksa harika bir spor yapıyorsunuz. Yani hiç yorulmadan, bıkmadan, sıkılmadan. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tebrik ediyoruz sizi. Sağ olun. Ne kadar güzel. Peki aklınızda hiç hani şunu da yaparım belki ileride dediğin ama sizin eminim yoktur. Siz çok aşıksınız çünkü basketbola. Sizin var mı aklınızda hani şunu da belki yaparım spor olarak? Spor olarak mı? Handball. Denerim. Evet. Tekerlek sandalye handball'da yapmayı düşünüyorlardı. Onu denerim diye düşünüyordum ama çıkmadı.
Sonra olursa, ben olursa denerim yani diyorsunuz. Aynen yaparım. Bu da yeni bir şey olur hayatımızda. Evet, evet. Yani o zaman hiç çıkmazsınız sporu salonda. Sevdiğim için aynen öyle. Değil mi? Evet, hiç sporu çıkmazsınız. Sevdiğim için onu da yapmaya çalışırım yani onu da isterim. Aa, çok güzel gerçekten bu İzmir'de çok pırıl pırıl harika insanlarla tanıştık. Biz de çok mutlu olduk. Sporu seven ve destek olan ve onduran gerçekten çok tatlı insanlarla tanıştık. Evet. Sizde de öyle. Çok mutlu oldum tanıştığımı. Teşekkür ederim. Gerçekten. İstanbul'a da gelirseniz biz de orada sizi ağırlarız. İnşallah gelin. Ne güzel olur. Peki böyle şeyleriniz oluyor değil mi? Değişik şehirlere gidiyor musunuz? Tabii. 12 şu an 12 takım var. Hı. İstanbul, Ankara, hı, Şanlıurfa, Gaziantep. Hı. Evet evet. Ceylan Pınar çıktı geçen sene. Hı. Evet. Hepsi gidiyoruz yani bütün şehirlere gidiyoruz. Maçlara gidiyoruz. Avrupa'ya gidiyoruz. Geçen sene İtalya, İspanya'ya falan gittik. Hı, aynen. Çok güzel. Avrupalara gidiyoruz. Çok güzel. Kulüpler oluyor. Peki kamp otelleriyle ilgili sıkıntılarınız oluyor mu? Nasıl? Kamp otelleriyle ilgili. Yok. Gittiğiniz kamplarda. Yok. Olmuyor. Hepsi tam yani hepsi, güzel evet. Yani sizlere göre ayrılmış mı oluyor? Aynen. Engelliye uygun oluyor. 5 yıldızlı otellerimiz oluyor. Yani hiç sıkıntı olmuyor. Hiç sıkıntı olmuyor. Evet. Çünkü bazen duyabiliyorum böyle konuklarımızdan kamp otelleriyle ilgili sıkıntılar olduğunu, pek uygun olmadığını. Hani sizin de fikrinizi almak istedim. Yok. Biz gidip oraya giriş falan uygun değilse bilene yöneticilerimiz sağ olsun bununla ilgili çok büyük destekler veriyor. Yani bütün girişleri olsun, lavaboya girişleri falan hepsi engelliye uygun. Yani şu ana kadar ben 10 yıldır yaklaşık oynuyorum ve öyle bir engelle karşılaşmadım diyebilirim yani. Tatil planlarınızı nasıl yapıyorsunuz peki? Tatil planları genellikle işte peki, bir 10 gün, 15 gün falan gidebilirsem bir Kuşadası falan yapıyoruz. Orada onlarla ilgili sıkıntı oluyor mu? Efendim? Tatille ilgili ister istemez oluyor. Evet. Mesela denize kendim giremiyorum yani. Hı-hı. Birisinin desteği yanımda olması lazım. Arabamla kendim kumsala kadar gidemiyorum kum olduğu için. Hı-hı. Orada engelli yerleri çoğu yerde yok. Bazı yerlerde de yapıyorlar. İzmir'de var mı? İzmir'de plajlar. Doğanlar'da var diye biliyordum. Hı-hı. Evet. Hı-hı. Oralarda var diye biliyordum. Bir çadır kurulan alandan bahsettiler geçen gün bize. Engeller dalış yapıyormuş orada hatta. Öğretiliyorlarmış, eğitimden geçiyorlarmış. Seferihisar'da. Bilginiz olsun. Hatta biz gitmek istedik ama dönüş yapmamız gerekiyor. Çok rahat ediyorlarmış engelliler orada. Seferihisar'da. Aynen öyle. Büyük. Çadır kuruluyormuş ve işte engellerle ilgili çalışmalar çok yapılıyormuş. Çok güzel. Aynen. Bilginiz olsun. Tamam. Bu yaz tatile gitmedim. Nasip olursa oraya gidelim. Ya ne güzel olur. Aynen. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevindim. Sağ olun. Sizinle. Gerçekten çok keyifliydi sohbet. Başarılarınızın devamını istiyoruz. Diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sizi izleyeceğiz. Takipli olacağız. Teşekkür ederim. Maçlara da gelmeye çalışacağız. Yani arzu ediyoruz. Çok istiyoruz ama. İnşallah. Bakalım. Tamam. Becerebilirsek. En azından sosyal medyadan takip ediyoruz sizi. Hayırlısı. Çok memnunum. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Engelsiz Yaşam programından bu haftalık bu kadar sevgili seyirciler. Genç, aktif, sosyal ve harika sporcuyla birlikteydik. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.